Orası Gözdelerin katıdır. Gözde ne? Hünkâr seni beğenirse yerin orasıdır. Hünkârın yatağına da altın yoldan gidilir. Ama akıllı, laf dinlenenler geçer o yoldan. Daye! Sümbül! Emredin padişahım. Bakın şuna nesi varmış. Sümbül! Hünkârım. Arzu odasına gitmiyor muyuz?
Mendilin pek güzelmiş. Aman o mendile dikkat et. O senin İkbal anahtarın. Yarın gece onun sayesinde geçeceksin altın yoldan. Anlamadım. Yarın gece ne? Nigar Kalfa. Sultan seni bekliyor. Halvet var yarın gece. Halvet? Padişahın koyununa gireceksin. Onu baştan çıkarmak için nasıl raks ettiğini görmediğimi mi sanıyorsun? Bırak bu saf köle kız oyunlarını Alexandra. Alexandra. Büyüledin sultanı. Büyücüsün sen. Korkulur senden. Kıskandın mı Maria? Beni de görmek için odasına çağırdı. Baktı bana. Korktu benden, kocasını elinden alacağım diye. Evet. Alacağım. Alacağım Maria. Delirme Alex. Sultanın karısı o. Kraliçe kadın. Hem de oğul vermiş bir kraliçe. Ben de yaparım. Oğul doğururum. Kalk ayağa. Temiz oldu, olmadı mı? Doğru hamama. Yıkan paklan. Akşama hünkârın huzuruna çıkacaksın. Boşuna abdest alma. Yine geri döneceksin. Mahidevran varken sana mı bakacak sultan? Akşam kibar, saygılı ol. Hünkârımızı memnun et. Senin yerinde olmak isteyen çok kız var. Tek bir gece diye düşün. Hayal kurma. Eğer ki hünkârımızı mutlu edersen, seni hediyeleri var. Bu da bir şeydir. Mahidevran Sultan onun tek kadınıdır. Her perşembe onunla beraber olur. Neden perşembe? Adettir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kutsal bir gecedir. Ve eğer ki o akşam hamile kalırsan kutlu bir evlat dünyaya gelir. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Ne? Odaya girince selam vereceksin. Sultanın eteğini öpeceksin. Zinhar göz göze bakmayacaksın. Yüksek sesle konuşmak, gülmek. Yasak biliyor. Konuşmak
Korkma, sakin, sakin. Sandra. Alexandra, aç gözünü. Süleyman. Kim çağıracağım? Gitme. Bırakma beni. Affet, çok heyecan, çok bekledi beni. Kölen, cariyen Alexandra. İbrahim benim şahinci başım, av arkadaşım, yol arkadaşım. 7 yıldır benim yoldaşım, sırdaşım. Saadetimde, mürvetimde, oğlum Mustafa'nın ilk gülüşünde, ilk adımında yanımda olan İbrahim. Ben de istiyorum. Her şeyin olmak. Arkadaş, aşk, yoldaş. Sen İbrahim'i kıskandın. Evet. Alexandra. Sabah şerifler katırlı olsun sultanım. Ayıp yaptım. Sen ne dedin bana şimdi? Sabahınız eşekli olsun dedin. Ben öldüm. Evet, öldün sen.
Bol bol koyayım, bol bol. Kaymağı, cevizi, balığı. Bıldırcın yumurtası eksik. Nerede bıldırcın yumurtası? Pişiyor ocakta. 20 tane kırdık sahana. Yetmez mi? Fazla fazla olsun. Desene Sümbül Paşa'm, kim bu şanslı? Sana ne şeker ağa? Sana ne? İşine bak. Hadi çabuk, çabuk. Hani daha pişmedi mi yumurta? Ha? Bak sakın yakma altını, sakın. 20 tane mi var burada? Arkadaşın gelmedi mi hala? Sultanın yanında. Ne malum? Belki de yapmıştı bir saygısızlık. Kellesi gitmiştir. Öyle deme Tanrı korusun. Kızlar! Çeneniz çalışmasın, elleriniz çalışsın. Toplayın yataklarınızı, derse gideceksiniz. Alexandra derse gelmeyecek mi Nigar Kalfa? Kes sesini, işini yap çabuk. Zamandır böyle gülmemiştim. Beğendin mi? Ben yaptım o yüzüğü. Güzel. Kim kadın alacak bunu? Deniz'den sana geldim. Ben senin. Bu göz. Bu dudak. Bu kalp. Senin. Ve bu kim? Daya atın. Bu daya. Ve bu kim? Rakset. Kim bu? Sümbül. Bir daha yap. Rakset. Nigar Kalfa. Hahahaha.
Hürrem. Hürrem, Hürrem. Hürrem. Tekrar et. Hürrem. Ne demek Hürrem? Hürrem yüzümüzü güldüren, neşelendiren demek. Bundan sonra senin adın Hürrem. Yok bir şey, düşmüş hamanda. Hadi uyku vakti, yapın yataklarınızı. Hadi. Validem. Hoş geldin aslanım, hayrola? Hayırlı olmadığını sen bilirsin validem. Bilmiyorum. Ne oldu, sen söyle de öğreneyim. Seferle mi ilgili? Yakında sefere çıkacağız, bir maruzat yok. Esas maruzatın Mahidevran. Validem yarından tezi yok, Mustafa benimle kalacak. Onu da tek başına Beyazıt'a eski saraya gönderin. Artık sarayımda kalmasını istemiyorum. Yüzünü bile görmeye tahammülüm yok. Evladım, sen aklını mı kaybettin? Mümkün mü böyle olması? Mahidevran Haseki Sultan. Senin şehzadenin anası. Devlet-i Aliye'de görülmemiş bir ayıp. Hakka, hukuka, ananeye uygun değil. Onun yaptıklarından sonra hak, onun kellesinin alınmasını emreder. Ben bunu yapmadım. Ama etrafımda, hususi hayatımda bulunması mümkün değildir. Cezasını çekecek validem, diyeceğim budur.
İyi misin? Ağrın var mı? Sen geldi geçti ağrı. Geçecek Hürrem'im. Her şey geçecek. Sen üzme kendini. Bundan sonra kimse senin saçının teline bile dokunamayacak. Sen iyiler. Gitme. Bırakma Hürrem'i. Sen yok. Bela çok, dayak çok. Şşş. Bitti işte. Yorma kendini. Ben bakacağım. Ben iyileştireceğim bu gül yüzünü. Hünkârım, hekimbaşı geldi hastamızı tetkik için. Uyuyor şimdi, uyandırmayalım. Gitsin, ihtiyaç olursa çağırırız. Pargalı. Onu gönder, terasa gel. Çekmişti ki Hürrem. Ona sarıldığımda hala serçe gibi titriyordu. Mahidevran bu duruma nasıl geldi? Nasıl böyle bir şuursuzluk yaptı Pargalı? Aşk insanı bazen şuursuz bırakabiliyor hünkârım. Sonrasında mahcup olabileceğimiz telafisi çok zor hatalar yaptırtabiliyor bize. Bunun telafisi yok Pargalı. Ben onu her gördüğümde Hürrem'in paramparça olmuş yüzünü, ruhunu hatırlayacağım. Gitsin bu saraydan, gözüm görmesin dedim. Gidiyorlar mı hünkârım? Aşk diyorsun Pargalı. Aşk insanı böyle kör eder mi? Hırsla karşısındakini yok eder mi? Ben böyle aşk istemiyorum. Ben aşka hürmet istiyorum. Geldim Hürrem'im. Geldim.
Hünkârım. Çok özledim seni. Hasret kaldım. Gönderdiğin mektup içime işledi. Beni bu kadar çok mu sevdin? Çok seviyorum. Yeni mi anladın? Sözlerin çok üzdü beni. Ben sana haksızlık yapmam. Canımın acısından ellerim yanıyordu. Ne yazdım bilmiyorum. Seni kaybettim sandım. Ama söz, bundan sonra yüzünü güldüren Hürrem olacağım. Kavga yok. Çocukluk yok. Büyüdüm. Sen neler söylüyorsun diyorum. Bu kadar çok mu canın yandı senin? Süleyman. Sayende bir aile oldum benim. Ailemin huzurlu olması için canımı vermeye razıyım. Ne yapıyorsun? Ben çocuktan beri bunu yaparım. Benim canım annem şey derdi. Toprağa çıplak ayakla bas. İçinde ne kadar sıkıntı, keder varsa alsın. Toprak sana iyilik, neşe versin. Annen doğru söylemiş. İnsan huzuru ancak toprakta bulur. Lakin toprağın altında mı, üstünde mi, o kadarını bilmem. Çok güzel. Bak. Çık çık çık. Çık çık çık. Sohbet gibi. Bunlar muhabbet kuşları. Birbirlerine ilan aşk ediyorlar. Bütün bir ömür şakıyorlar. Bıkmadan, usanmadan. Bu kuşlar senin. Ben de ömür boyu aşkla hiç susmayacağım. Süleyman. Benim aşkım. Süleyman. Şahsan kendini kul köle gör. Ey sevgili, yanağına benzerim demiş.
Sen Gül'ü bu sözünden dolayı mahcup gör. Sen Peri, aşk ile ben divaneyi eğer isteğin varsa ateşte gör. Ey muhibbi, eğer saf dudağın tadını bulmak istersen şekere bak. Hayatının baharıyla gururlu olma. Tane gibi kendini harmanda gör. Hoş geldin Hürrem Sultan. Hünkâr. İbrahim Paşa gelmiş nihayet. Evet. Hatice'min yası biter inşallah. Hı. Rüyalarıma giriyor. Kâbus gibi. İnsan unutamıyor o geceyi. O gece canını hiçe sayarak Hatice'me ve şehzadelerime nasıl siper olduğunu biliyorum. Senin canın da bana aittir Hürrem'im. Seni her türlü melanetten korumak benim boynumu borç. Senin canın da benimdir Süleyman. İyi bak kalbime. Hürrem'im, senin sesin, kokun, tenindir benim şifam. Benim gülen yüzüm. Çok özledim sizi. Ben de sizi sultan. Peki yanıma geldin. Nasıl ağlıyor? Nasıl üzgün? Ben kefilim ona. Günahı yok. Ne bilsin nişan olacağını. Malum. Validemiz ani bir kararla evlendirmek istedi. Ondan önce görmüş, sevmiş. Aşk bu. Bali Bey de aynen böyle söyledi. Çünkü hakikat bu. Bali Bey'i bağışlayın, ona da yazık. Akıbetine Mustafa'm karar verecek, ne derse kabulümdür. Devlete bu kadar hizmet etmiş büyük bir askerin kaderini nasıl şehzadenin eline bırakırsın? Bu bir şey mi Hürrem? Gün gelecek, belki de Cihan İmparatorluğu'nun kaderi onun ellerinde olacak.
Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem'im. Süleyman. Affet Devran'ım. Sevgilim. İki cihanda yegane karım. Bak yüzüme. Çirkinlik size layık değil hünkârım. Görmeyin daha iyi. İyileşene kadar görmeyin. Ben seni her halinde sevdim. Başımın tacı yaptım. Gel ben. Gel. Süleyman dur. Ne oldu dur. Bu çirkin halimi görme istemi. Benim bu gözlerim seni nasıl çirkin görür? Bu mümkün müdür? Sen bilmez misin ki ben sana baktıkça nefes alırım? Devran. Bir şehzadeci ne talihsiz bir anne. Kim bilir nelerle dolduruyor aklını. Bu bahsi kapatıyorum. Hayır. O evlatlarımın canına kastetti. Validemiz ondan korumak için Hatice Sultan'ın sarayına kaçırdı. Bunu nasıl unuturum Süleyman? Sen evladının acısıyla ölüm döşeğine yattın. Onlarsa evlatlarını yok etmek istedi. Teamüller bunu emrediyormuş. Bunu duyunca hemen bir zehir tedarik ettim. Dedim ki ne ben ne de evlatlarım bu zalimlerin eline kalmasın. Onların kanlı hançerleriyle acı çekmektense huzur içinde ölür istedim. Demek kendi canına kıymak istedin. Sen olmadan nasıl yaşarım? Sadakati ve ihaneti aynı anda gördüm Hürrem. Şu hasta yatağında her şeyi hissettim, duydum. Herkesin kalbinden geçeni okudum. Keşke hiçbirini görmeseydim. Elimde olsa söküp atardım zihnimden.
ise vakti geldiğinde huzur içerisinde ölürdüm. Düşünme bunları. Ben unutturacağım sana. Sen evvela şu zehri ver bana. Süleyman. Ver, veririm. Hiçbir zaman ihtiyacın olmayacak. Ben hep senin yanında olacağım çünkü. Süleyman. Sakın. Bundan böyle ağlamak yok. Yasak. Canım saatimde. O kadar korkuyorum ki. Sanki bu bir rüya ve biz uyanacağız. Gel ben de. Hürrem nerede? Neden gelmedi hala? Bir malumatım yok sultanım. Kimi soruyorsunuz valide? Hürrem'i diyorum. Aslanım çağırmış, hala yok. Neredeler, ne yapıyorlar acaba? Sultan Süleyman Han Hazretleri! Ben de seni soruyordum aslanım, gel. Merak ettim. Bir şey mi oldu? Validem, size mühim bir havadisim var. Az evvel Şeyhülislam İbni Kemal Efendi Hürrem'le benim nikahımızı kıydı. İlelebet devamını niyaz ederim. Bir şey söylemeyecek misiniz validem? Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Hürrem'im, hoş geldin. Biz de kızımla sohbet ediyorduk. Eğer hususi bir meseleyse ben daha sonra geleyim. Hayır, sadece sohbet ediyorduk. Hünkârım,
Müsaadenizle Hüme aşağı beni bekler. Müsaade senin kızım. İyi değilim Süleyman. Yani çocuk meselesiyle ilgili. Hürrem. Bu mevzuyla alakalı hislerimi saklayacak değilim. Canım ya. Zira seni başka bir kadınla, hele ki ondan doğma bir çocukla hiç hayal etmemiştim. Kendi ellerimle yollasam da hakikat bu. Ben böyleyim. Herkesin bir tabiatı var. Hürrem'im. Kim cüda eyler bugün senden beni canım gibi. Çak çak olsun görem, çak o giribanım gibi. Ey mihri talat, eğer yaşlar döküp ah eylesem, evler yaş dökmeye bu çeşmi giryanım gibi. Ey muhibbi, hicre muhtaç eylemez aşıkları, avudup feryada salmaz. Var mı cananım gibi? Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Her nimette bir gam, her gamda bir nimet saklıdır. Ve hiçbir şey zuhur ettiği gibi değildir. Süleyman, oğullarının kararlarını idrak etmesini bekleme. Neyi doğru biliyorsan, görüyorsan ona karar ver. Hürrem, Kapıdan Paşa'nın ölümü bana kendi ölümümü yalnızlığımı anımsattı. Lakin senin bu tatlı dilinden dökülenler, bu ışıl ışıl gözlerin her şeyi unutturdu bana. Şu dünyada güvendiğim bir tek sen varsın Hürrem.
Hekimbaşı nerede kaldı? Süleyman. Hürrem. Ben gidiyorum. Gözlerini gözlerimden ayırma. Elimi bırakma. Ben Hürrem Sultan. Dünyanın bütün kadınlarının ruhuyum. Ve benim bütün varlığım kalbimin hükümdarının aşkında gizlidir. Bostanım, arzum, en değerli incim, sabahım, sohbetim, akşamım, sevincim, eğlencem, meclisim, çıram, güneşim, mumum. Turuncu, narım, benim yatak odamın mumu. Silly.
sahibim, efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım, nebatım, şekerim, hazinem, bu alem içinde huzurum, azizim, Yusuf'um, varım, gönül mısırındaki hanım, İstanbul'um, Karaman'ım, diyarım, milketi Rum'um, Bedahşan'ım ve Kıpçak'ım ve Bağdat'ım, Horasan'ım, saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım, ölürsem boynuna kanım, medet ey namüslümanım. Hürrem. Saçlarından kıvılcımlar saçılırdı. Gözlerinden yıldızlar görünürdü. Bütün dünya nurla dolardı. Cümle alem bir kalp olup damarlarımızda akardı. Şimdi hiç renk,